Cümleten evet, selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak John Lerdiyar ile başlıyorum Amerika. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Ne seçimi? Ara seçimler. Ara seçimler 8 Kasım Amerika'da yapılacak ve bu noktada bir taraftan Cumhuriyetçiler, diğer taraftan Demokratlar yani Biden'cılar ve Trumpçılar vaatlerini coştura coştura veriyorlar. Vaatleri en çok coşturan ise kim? Kim? Sarıların Trump. Trump yaptığı seçim vaadinde eğer ki seçimi ara seçimleri biz kazanırsak Ukrayna'ya bir sent dahi vermeyeceğiz dedi. O. Oh. Ee, şimdi cumhuriyetçiler yani Trump taraftarları diyorlar ki bu Ukrayna Rusya savaşında en büyük etken küreselciler yani Bidencılar onlar bunlar bu işe dahil oldular onlar bu işi sürüklettiriyorlar biz tüm savaşların önünü kesmek için Ukrayna'ya bir kuş bir sent dahi göndermeyeceğiz diyor Trump. Güzel. Trump, Biden, Demokratlar, Johnler, birbirini yiyecekler. Bu daha da büyüyeceği benziyor. 8 Kasım Amerika'da ara seçim zamanı. Ha, Trump aday olacak mı? Trump'ın adaylığı olasılık da çok yüksek oranda. Biden'cılara Trump diyecek ki artık ben adayım. Ey küreselciler kaçın karşımdan. Nerede kalmıştık? Evet Amerika kendi içinde bir arınma gecesini 2024 seçimlerinden önce de başlayabilir. 2024 seçimlerinden sonra da ve devamında da başlayabilir. Çünkü çok kritik tarih. Amerika 2024 seçimleri bir tarafta küreselci Der. o bir tarafta evangelist Trumpçılar ve halim notucuklar. otucuklar, Siz birbirinizi yiyin, biz yolumuza bakalım. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Devam. Tabii bu Ukrayna Rusya savaşında dünyaya artan etkileri onun öncesinde koronanın artan etkileriyle beraber hepsi bir araya geldi ve dünya büyük bir ekonomik çıkmazın içine giriyor. Tabi ülkemizde de Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sıkıntı büyük oranda çok çok daha büyük oranda yaşanıyor. Şimdi eli yağın balın içinden çıkmayan Avrupa ve Amerika onlar böyle en güçlüden bir enflasyon gördü mü hepsi deliye döndü. Adamlar rahat alışmışlar. Adamlar dünyayı sömürerek yaşanmaktan böyle fil gibi şişe şişe rahatı seviyorlar. Ee, biz zaten her zaman zordaydık. Daha da zor da olmaya devam ediyoruz. Alsın alıştık. Bizim için vız gelir tırıs gider ama Avrupa ve Amerika için işler hiç de öyle değil. İngiltere. Küreselcilerin merkezi İngiltere. Anglo-Saksonlar yaptıkları açıklamada İngiliz Merkez Bankası 2 yıllık büyük bir resesyona girme yazılanıyoruz. Bu İngiltere tarihindeki 100 yıllık en büyük resesyon olacaktır diyor. Çok zor günler bizi bekliyor dedi İngiltere Merkez Bankası Başkanı. Oo. Hani şöyle düşünün sevgili dostlar. Dünyanın birçok noktasından paralar, altınlar İngiltere Merkez Bankası'na akıyor, İngiltere'ye akıyor. Orada birikiyor. Adamların dünyanın dört bir tarafında ülkeleri var. Hani kurup yönettikleri ülkeler var. Nasıl olur? E öyle. Boş yere güneş batmayan ülke demiyor. Bir taraftan Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Afrika'da orada burada birçok yerde İngiltere'nin kurduğu kendi himayesinde ülkecikleri var. İngiltere Merkez Bankası'nın ülkeyi çok zorlu iki yıllık bir çöküş süreci bekliyor demesi bu hazır olalım. Her şeye ama her şeye hazırlıklı olalım. İngiltere böyle diyorsa ne diyelim? Bir daha ayağa kalkmamak üzere çok İngiltere. Güneş senin için bir daha doğmasın. Güneş Türk dünyası için, Türkistan dünyası için en güzel şekilde doğsun ve Doğu da Allah'ın izniyle. Tabi Ukrayna, Rusya, Amerika, İngiltere, Avrupa bir çıkmazın içinde giderken en çok etkileyecek olanlardan bir yerde neresi? Böyle rahatlar ülkesi olarak bilinen, en huzurlu ülke olarak bilinen Finlandiya ve İsveç. Finlandiya, İsveç rahat huzuru kaçtı. Adamlar Moskova'nın pençesini bekliyorlar. Moskova bize ne zaman pençe atacak? Bu noktada NATO'ya girmek için habire ama habire uğraşıyorlar. Şimdi NATO üyesi ülkeler arasında onay vermeyen tek ülke Türkiye ve Macaristan olduğunu söylemiştim. Tek bizler kaldık. Macaristan, Hun Türkleri diyarı. Ha, şu da söylendi. Ya Macaristan onay verdi falan. Yok sevgili dostlar, daha onay vermedi. Hani Macaristan'dan bir vekilin böyle bir açıklaması var. Tamam meclise geçecek. Onay vermek için bir süreç var. Aralık ayı içinde, Aralık ayı sonunda belki onay verebiliriz gibisinden bir açıklaması var. O kadar. Daha onay vermedi. Türkiye, a -a, a -a. Macaristan diyor ki Türkiye onay vermezse biz de onay vermeyiz diyor. Bakalım. Takibe devam ediyoruz. Şimdi İsveç hükümeti, YPG, PYD, CRS, DRG, YRG bilmem ne adları bulunan, böyle çeşit çeşit adlarla kurulan örgütler var ya, bunlara mesafe koymalıyız. Türk hükümetiyle iyi geçinmeliyiz ve Türkiye'nin taleplerini karşılamalıyız noktasında bir açıklamada bulundu. İsveç Dışişleri Bakanlığı. Bu açıklama geldi İsveç muhalefetinden İsveç hükümetine veryansın üzerine veryansın ve hatta ki hatta sizler Erdoğan'ın boynuna tasma bağladığı süs köpekleri oldunuz dedi İsveç muhalefeti. Oo. Kavga büyük İsveç birbirine giriyor. Oradaki kardeşlerimize selam olsun. Avrupa'nın birçok noktasında kardeşlerimiz bulunmakta. Şimdi Avrupa bir çıkmazın içinde yaşıyor. Bir çıkmaz içinde ne olacağı belirsiz günler onları bekliyor. Sizlerin hepinizin yurdu vatanı var. Ama onların... Türkiye'nin koyduğu kıstasları karşılarsan ey İsveç, Finlandiya, tamam NATO'ya bakarız. Bir mühür vurabiliriz ama 3 günlük, 5 günlük, 6 aylık, 1 yıllık bu talepleri karşıladın. Sonradan tekrar geriye döndün. Onun için Türk devlet taklı gerekli önlemleri ve adımları alıyordur. Hamleleri atıyoruz. Geçiyorum teknoloji haberine. İlginç bir teknoloji. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bunları bir videodan anladım Burası Çin. Çin'de yapılan bir deneme ne denemesi? Suyun içinden çıkıp, denizin içinden veya nehrin, gölün içinden çıkıp kanatlarını açan, motorunu çalıştıran ve ilgili hedefe giden bir kamikaze İHA SİHA. Oo. Çin farklı farklı teknolojiler, tehlikeli teknolojiler üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Onlar yürütüyor da biz yürütmüyor muyuz? Şimdi suyun içinden çıkıp kanatlarını açan uçup giden, hani uçan balık misali giden, hani hedefi bulup yok eden bir insansız deniz ve hava aracı karışım bir şey. Üretiyor, teknolojisini yapıyor geliştirmeler devam ediyor. E Çin bunu yapıyor da biz Türk teknolojileri olaraktan bu adımları bu hamleleri yapmıyor muyuz? Bizlerin neleri var neleri var. Zaten ucundan ucundan küçük küçük versiyonları gösteriliyor. Canı çekene tıpalar mıpalar daha neler neler çakılacak. Bizlerin vatozları onlar bunlar. Yok vatoz battıydı şirket. Vatoz battı mı acaba? Yoksa el altından kapalı kapılar ardında devam devam. Bilmem göreceğiz. Teknoloji Türk Dünyası ne oluyor? Kırgızistan Türk Dünyası'nın önemli ülkelerinden Kırgızistan Türkiye'den Aksungur alacaklarını duyurdu. Helali hoş olsun kardeşlerimize alın güle güle depe depe kullanın. Deptire deptire kullanın. Can çekeni bol bol deptürün. TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur kanatlarında 24 tane mamleye taşıyor. Kanatlarından aha da böyle bir buraya diziyor bu kadar taka taka bir de buraya diziyoruz böyle taka taka. Oh bol bol çakmalık. 24 tane mamle, çak bu çak, canı çekene çak, habire çak. Hatta ki hatta öyle bir çakıyor ki yoruluyor, dinleniyor, açıyor, çay içiyor, kahve içiyor. Ondan sonra kendine geliyor, çakmaya devam ediyor. Öyle bir çakma. Şimdi sevgili dostlar. Türk teknolojilerini Türk dünyasına veriyoruz. Türk teknolojilerini Türkiye dost ülkelere veriyoruz. Şimdi bu Aksungur noktasında ise atılan bu adımlar Kırgızistan'da daha da büyüyerek ve diğer Türk devletlerine daha da büyüyerek devam edecektir. Kırgızistan biliyorsunuz hali hazırda Tacikistan'la büyük gerilimler yaşamıştı. Tacikistan, Pers'in etkisinden, İran'ın etkisinden, Rus'un etkisinden, John'ların etkisinden kurtul. Gel Türk dünyasıyla beraber hareket et. Eğer sen bu hareketlenmeyi yapmazsan, Türk dünyasıyla beraber yürümezsen maalesef sıkıntı çok büyük olacak. Tacikistan'da bizleri seven çok dostlarımız bulunmakta. Ama yönetim bir şekilde maalesef bir taraftan İran etkisinde, o bir taraftan Rus etkisinde bunları da görüyoruz. TB2'lerden sonra Aksumurlar Kırgızistan yolunda. Hayırlı uğurlu olsun. Devam. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan Yunanistan ittifakı müttefikliği devam ediyor. Artan bir seviyede devam ediyor ve Yunanistan'da Girit'te Suud jetleri konuşlandı. Suudi Arabistan Yunanistan arasında Girit'te tatbikat yapılacak. Ne tatbikatı? Falconeye 3 e. tatbikatı, savaş jeti tatbikatlarını yürütecek Yunanistan ve Suud. Şimdi sevgili dostlar şurada şöyle bir denge var. Suud'un gözünde en büyük düşman hani ülke olaraktan küçük ama en büyük düşman Katar. Yunanistan'ın gözünde en büyük düşman, azılı kadim düşman Türkiye, Türkler. E Türkiye Katar'la çok yakın müttefiklik yürütüyor. Tamam Suudi Arabistan Türkiye'ye yakınlaşması, normalleşmesi başladı ama Suudi Arabistan politik çerçevede şu olaya şöyle bakıyor. Türkiye madem Katar'da bu ilişkilerini en üst seviyede yürütüyor. Bakın Katar Türkiye bir ve beraber adım atıyoruz. Katarı, Suud'un, Bahreyn'in, Bahreyn'in, Mısır'ın işgalinden Türk ordusu kurtardı. Türkiye kurtardı. Gittik orada askerlerimiz üstümüz orada bulunuyor ve gelin bakalım dedi. Sığıysa gelin dedik. <laughs> Gelemediler. Gelemezler. Gelemezler. Şimdi onlar kendince akıllarınca Türkiye Katar ittifakına karşı bir ittifakla cevap veriyorlar. Suud Yunanistan ittifakı emme ve lakin. Ey yavrimular vakti saati geldiğinde cis cibılda ortada kalacaksınız. Suud da geri çekilecek. Suud da sizden ittifakı bozacak. Aynı Bayan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin sizinle ittifakı bozduğu gibi. Bodacak mı? Bodacak. Bakmayın siz bunlara. da aynı bayının olduğu gibi Türkiye'nin koyduğu çerçeveye gelecektir. Çünkü İran, Persler orada bekliyor. Sıkıntı yok. Devam. Ama Ponçik Yunan için çok büyük sıkıntı var. Çok büyük. Yunan dedim, bay dedim, ittifak bozuluyor dedim, bozuldu. Yunan basına aynı şunları yazıyor sevgili dostlar. Birleşik Arap bizim de ittifakı bozdu. Türkler de yakınlaşıyor ve biz bay ittifakını artık gömelim. Çünkü öldü diyor Yunan basını. Oo. O nereden çıktı bu? Yunanistan buradan şuraya atış yapıyor. Libya'ya. Ya. Türkiye Libya MEP antlaşması ve ikinci seviye antlaşma geçtiğimiz haftalarda imzalanmıştı. Libya'nın MEP alanındaki ve Libya'nın denizlerindeki karalarındaki tüm petrolü gazı Türk firmaları araştıracak, çıkaracak ve hatta ki hani biz çıkarmadığımız zaman biz aracı olacağız diğer ülkelere. Sen gel şuradan çıkar, sen gel burada çıkar. Rusya sen şuraya gel, Çin sen buraya gel diyeceğiz. İtalya sen şuraya gel diyeceğiz. Evet bu organize olmayı da biz yapacağız. Türkiye yapacak. Yunan <laughs> ağzı açık böyle bakacak. Ona Türkiye gene Dur lan dur düşeceğin Zirtaki. Şimdi sevgili dostlar Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da Türkiye'ye karşı aldığı pozisyondan artık geri döndü vazgeçti pes etti. Ben dedi Libya'da Türkiye'ye karşı bundan sonra değilim. Bae Libya'da Türkiye ne derse o olur dedi. Dedi mi? Dedi dedi. Yunan'da aynen öyle diyor. Şimdi Türk sondaj kuleleri Girit açıklarında Libya map alanında sondaj faaliyetleri yürütmeye başlayacağında biz müttefiklerimizi buraya Akdeniz'e Doğu Akdeniz'e Yunanistan'a Girit'e oraya buraya çağıracağız. Ama Birleşik Arap Emirlikleri gelmeyecek. Çünkü Türkiye ile çok büyük ittifak yapıyor. Ve dün Sayın Çavuşoğlu nerede? Bayede. Bayede yapılan görüşmelerde zirvede bu konuların gündeme geldiğini iddia etti Yunan basını. Türkiye yakın zamanda Girit'te, Libya mebinde sondaj faaliyetlerine, sismik araştırma faaliyetlerine başlayabilir. Ve biz yardım çağıracağımız zaman Baye'nin jetleri, Baye'nin gemileri falan gelmeyecek diyor. Eee dedin ya sana Sirtaki cis cıbılda kalacaksın. Aman eteğin altından kalın çorap giy. Üşütürsün. Üşüteceksin de üşütükler. Geçiyorum dost kardeş. Üç devlet bir millet dediğimiz Pakistan. Pakistan maalesef maalesef Çin'den 8.8 milyar dolarlık kredi aldı. Kötü. İyi değil. Pakistan bugünlerde bu aylarda çok zor günlerden geçiyor. Başbakan İmran Han istifa etmişti. Yerine Şahbaz Şerif gelmişti. Başbakan olaraktan tayin olmuştu ve geçtiğimiz günlerde İmran Han'a suikast saldırısı yapılmıştı. Pakistan içinde olaylar, gösteriler devam ediyor. Karşı karşıya getirilen ve Pakistan içini bölüp parçalamak isteyen dışarıdan eller. Anglo-Saksonlar, İngiltere, Amerika. E bir de Çin Evet, Çin'de durur mu? O da fırsattan istifade parayı veriyor Pakistan'dan daha çok yer kapma derdinde. Ah, ah. bizler Türk dünyası daha da güçlendikçe, daha da birliklerimizi arttırdıkça, daha da ekonomik noktada yükseldikçe böyle dost kardeş ülkeleri zalimlerin ellerine, kucağına bırakmayacağız Allah'ın izniyle. Onun için bir ve beraber çalışmaya o günler gelinceye kadar, dünyada tek söz sahibi Türk dünyası oluncaya kadar bir beraber çalışmaya devam. Ve vakti saate gelince. Çin al sana şu kadar para Pakistan'ın boynunu bırak. Bilmem neresi al sana şu kadar para şunun boynunu bırak bırak bırak. Evet bu birliktelik güçlük gelecek midir? Gelecektir Allah'ın izniyle. Ümit varız. Devam. Çin demişken, Türk dünyası demişken, Amerika demişken. Amerikan basınından çok ilginç bir analiz, çok ilginç bir haber sevgili dostlar. Amerika yaptığı haberde Çin Türk Birliği'nden korkuyor dedi. Oo. Şimdi haberin içeriği özetlen şu. Ben sizlere özet olarak anlatacağım. Sizler içeriye girip National Interest dergisinden okuyabilirsiniz. Çin'in Tayvan'ı işgali şeklinde başlayacak olan bir hareketlenmede bölge daha da büyük gerilimlere sebep olabilir. Amerika Tayvan'ı korumak için Çin'e karşı bir saldırı ya da yandan destekleme babında bir hareket tarzı başlatır. Diğer taraftan Amerika kendi hegemonyasındaki ülkelere de destek vererekten onları da Çin'e karşı hareketlendirecektir diyor. National Interest kimler? Japonya, Güney Kore. Japonya, Güney Kore, Tayvan ve bölge iyiden iyiye büyüyen bir gerilim ve çatışma ortamı ardından Çin'in birçok cephede mücadele başlamasını gören Doğu Türkistan Uygur Türkleri. Uygur Türkler kardeşlerimiz de Çin'e karşı bölgede hareketlenmeye başlayacaktır diyor Amerikan dergisi ve bunu şöyle devam ediyor. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerin başlatacağı bir hareketlenmede Türk dünyası Uygur Türklerini destekleyecektir ve bu en başta Azerbaycan Türkiye bu noktada adımlarını atacaktır. Ardı sıra diğer Türk devletleri ve hatta ki hatta Türkistan devletleri Çin'e karşı Uygur Türklerini destekleyecektir. Bu destekleme seviyesi çok yüksek noktalarda olacaktır deniliyor ilgili haberde. İlginç detaylar, ilginç tespitler ama sadece bu mu? Yok. Ve son nokta şuraya geliyor Amerikan dergisi özetle Altay ırklarının birliği. Altay ırklarının nedir bu? Türkiye Azerbaycan öncülüğünde Türk devletleri orduları, Turan orduları Çin'e karşı bölgede büyük bir harekat başlatırsa, hani Çin'e karşı dediğimiz şudur sevgili dostlar, hani Sincan bölgesinde Uygur Türk'ü kardeşlerimizin yaşadığı bölgeyi, Doğu Türkistan'ı, Güney Türkistan orayı da unutmayalım, bu bölgelerdeki Türkleri ve diğer diğer bölgelerdeki Türklerin düştüğü durumlardan kurtarmak için, onları daha rahat bir şekilde yaşatmak için Türk devletleri, Türkiye Azerbaycan öncülüğünde bir harekat yapabilir. Ve bu hareketlenmenin ardından Moğolistan Türkiye Azerbaycan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan onlarla beraber yürümek için katılabilir ve diğer taraftan ise bakın burası en ilginci. Japonya ve Güney Kore'yi de içine alacak şekilde Altay ırkları bir birliktelik farklı bir ittifak kurabilir. Evet. Evet sizlere her daim anlattığım gibi sevgili dostlar 2030'lar 2050'lerde belki daha ileride belki daha önce Japonya bizimle beraber ittifak yapacak. Müttefiklik yapacak ve Amerika'ya karşı intikam hareketleri başlayacak. Japonya'nın tepesine atom bombasını atan Amerika, Japonya'nın bağrına oturan Amerika bu şekilde oradan bir virüs gibi temizlenecek, bir kanserli hücre gibi temizlenecektir. Olacak mı? E, o günler gelecektir inşallah. Gölge sahi Stratfor'un başkanı da bu benzer tarz açıklama yapmıştı. Japonya Türklerle ittifak kuracak ve Amerika'ya karşı savaşa girecek ve Amerika'yı ezecekler diyordu. <laughs> bu da benzer bir ikinci Amerikan analizi. Evet. Türkiye, Japonya, benzer ittifak ve Amerika dünyanın dört bir tarafındaki o kanser hücreleri temizlenecek mi? Temizlenecektir. Hani şimdi sevgili dostlar burada 20-30 yıllık bir projeksiyon çizilmiş ve Amerika ezeli düşmanı Çin'i Türk dünyasında yanına alacak şekilde düşmanlaştırıyor. Şimdi bizim böyle büyük bir düşmanla uğraşacak durum değil. Bizim durumumuz önce Türkiye. Misak-ı milliğimiz. Ardından Türk devletlerinin bir araya gelmesi ve her alanda birlikteliğimizi oluşturmak. de ekonomi Eğitimde, sağlıkta, ticarette, parada bir 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 tüm birleri kurmalıyız ve tek ordu Turan orduları kapsamında bunu daha geniş şekilde ne yapabiliriz? Türk İslam orduları haline getirebiliriz ve dahi getireceğiz inşallah çünkü Türkiye bunun öncülüğünü yapıyor. Libya, Katar, Somali, Arnavutluk ve diğer diğer diğerler bizimle beraber ileriye. Amerikan dergisinin analizi böyle. Ben sizlere burada Bilal Feyza Lisan'ı da anlatmaya ve aktarmaya çalıştım. Ama ve lakin olacak olan şudur ki sevgili dostlar bizler Türk Devlet Haklı bir karar aldı bir hamleyi yapıyor. O hamle ne mi? O hamle ilk olarak Misak-ı Milli ardından Türk Devletlerin birleştirilmesi ardından Türk İslam Devletlerin birleştirilmesi ve dev bir güç olaraktan yeniden Tekrardan konumlanmak, dünyada huzuru ve adaleti getirmek. E bunun içine Japonya'da gelir, Güney Kore'de gelir, gelir mi? Gelenler gelir, gelmeyenler karşımızda dikilir. Ne deriz? Sizler, arkanızdaki güce bakmayın, karşınıza kim aldığınızı bakın. Karşınızda Türkler var. Tüm zalimler birikse de, tüm zalimler bize karşı bir araya gelseler de, tarihte korkmamış ve korkmayan ve dahi korkmayacak azilmenici bir milletin has evlatlarıyız. Ne diyoruz? Siz hepiniz. Biz Türk, yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.